Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben Muhammed Furkan Demir. Görüntü işleme dersi kapsamında Deep Learning OnRAP kursuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü modülde bitirdik arkadaşlar beraber. Şimdi sıradaki modül olan konsolu işin yani işte özet hani sonuç kısmına geldik. Project Roundworm Vitality yuvarlak kurtçukların canlılığına bakacağız biz burada. Burada bizim için bir proje veriyor ve yuvarlak kurtçukların canlılığını gözlemleyebiliyoruz aslında deep learning ile yani derin öğrenme ile. Burada canlı kurtçukların yuvarlak olduğundan bahsediyor. Cansız kurtçuklar ise düz şekilde mikroskopta gözüktüğünü söylüyor. Bazı görüntülerde hem düz kurtçuklar hem de yuvarlak kurtçuklar olabileceğini söylüyor. Biz burada sayısına bakarak yani bir resimde düz kurtçuk daha fazlaysa buna ölü kurtçuklar, yuvarlak kurtçuklar daha fazlaysa buna canlı kurtçuklar diyebiliriz. Bizim için burada bir dataset veriyor yani görüntülerin olduğu. Burada 93 tane mikroskop resminin olduğunu söylüyor. Biz bunları canlı veya cansız diye etiketleyerek data store'da mevcut olduğunu söylüyor. Doğruluk oranlarını da gene burada görebiliyoruz. İşte burada 19 tane yaşayan, 16 tane ölü olan doğrulukla sonuç verdiğini, iki tanesinin ise yanlış sonuç verdiğini söylüyor. Training time yani çalışma zamanında işte eğer diyor bir bilgisayarınızda, bu arada biz bunu bu projeyi masaüstü uygulamasında yapabileceğimizi söylüyor. If you have supported CPU, your network can be trained in under a minute. Eğer bir CPU'ya sahipse bilgisayarınız, siz bunu bir dakika veya daha altında bir sürede yapabilirsiniz. Ama bir CPU'nuz varsa sadece, işte uygun değilse GPU'su bilgisayarınızın 10 dakikaya varan bir sürede bilgisayarınızın bunu işleyebileceğini söylüyor. Eğer diyor hazırsanız diyor bunu diyor bilgisayarınıza indirip başlayabilirsiniz diyor. Congratulations yani Congratulations. yaptığımız şeylerden bahsedecek, özetleyecek şimdi. You're on your way to using MATLAB to do. Ben anlatayım isterseniz size. Biz burada çeşitli katmanlarla aslında derin öğrenmeyi gerçekleştirdik. Sınıflandırmayla, resim sınıflandırmayla, test sınıflandırmayla çeşitli şekillerde deep learning yani derin öğrenme yapılabiliyor. Bir derin öğrenme ile işte bir arabanın çevredeki yol çizgilerini, trafik ışıklarını, insanları, evleri, ağaçları sınıflandırabilip ona göre davrandığını söylüyor. Ayrıca derin öğrenme ile hava durumu tahminlerini gene önceden belirlenmiş, öğrenilmiş şeylere göre tahmin edebiliyoruz. Derin öğrenmenin 3 aşaması olduğundan bahsediyor. Gene öğrendiğimiz gibi network layers yani network katmanı, ağ katmanı, training datası, algoritma seçenekleri, 3 şeye ihtiyacı var. Biz derin öğrenmede ağı değiştirerek, training datası vererek ve algoritma seçenekleriyle ağı eğittiğimizi söylüyor. Bunu öğrenmiştik. Biz derin öğrenmede MATLAB'da çeşitli katmanlarla çalıştık.
katmandan her birbirinden farklı ve çalışma zamanı değişebiliyor. Yani katmanlı bir yapıya sahip aslında. İşte burada çeşitli katmanları da görüyoruz zaten. Input katmanı, output katmanlarını görmüştük. Eğer derin öğrenmeyi hani daha profesyonel anlamda devam etmek istiyorsak MATLAB'ın bir kursu daha var. MATLAB for Deep Learning diye. Bu kursu da devam edebiliriz ilerisinde. Next diyelim. Burada da zaten gösteriyor Deep Learning with MATLAB diye. Bu daha ileri bir aslında bizim için kurs. İstersek buna da başlayabiliriz. Ama biz şimdilik başlamayacağız buna. Burada da görüyoruz bu kursun amaçlarını. Burada bir anket açmış kurs sonunda bizim için. How did you learn about this course? Bu kursu nereden öğrendiniz diyor. Biz bu kursu üniversite course or programda öğrendik. Image processing dersi kapsamında bu kursu aldık. How would you rate the level of difficulty of this course? Bu kursun zorluk seviyesi neydi diyor. Too basic, finance is too difficult. Çok basit bir kurs da değil, çok zor bir kurs da değildi. Yani iyiydi zorluk seviyesi. How would you rate the course content? İçeriği nasıldı diyor kursun. Bence gayet güzeldi. Would you recommend this course to a friend or college? Diğer kişilere önerir misiniz diyor bu kursu. Öneririm ben de. Öğrenmek için gayet güzel bir kurs. Herhangi bir bundan dışında söyleyebileceğiniz bir yorumunuz var mı diyor. No thanks diyorum ben. Siz isterseniz yazabilirsiniz. Submit diyorum. Kurs complete. Congratulations. Tebrikler. Kursu bitirdiniz diyor. Evet, %100'ünü tamamladık kursumuzun arkadaşlar. Kurstan çıkabilirim. Exit kurs diyorum. Kaydım da oluyor bir yandan. Burada arkadaşlar kursumun sertifikasını görüyorum. Göstereceğim size de. Siz de bu kursu bitirerek bu sertifikayı alabilirsiniz. Furkan Demir successfully %100 tamamını bitirdi Deep Learning OnRamp kursunun. Ben açıklama kısmına da sertifikamın linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Başka derslerde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.